Sen niye oyuna sokmuyorsun kardeşim? Böyle şey olur mu ya? Ne demek ya? Tavır diyelim. Sinan. Kime cezalandırdın? Galatasaray kulübünü cezalandırdın. Sinan. Hiç kimse Lincoln bu maçta oynasaydı Galatasaray kazanırdı. Sinan kurbanım yapma ya. Şimdi lütfen yani. Niye? Bülent Korkmaz da yer değiştir. Sana fuck you çekecek. Ondan sonra sen alıp oynayacaksın. Hayır, onu demiyorum. Ya İngilizce'den sonra bu kelimeleri söylemeyin. Bir şey söyleyeceğim sana. Küfürün de... Dışarıdan vardır, çalışmıyor. Bilmiyorum o Deşan falan çalışıyor. Bilinmeyen adamı getirip monte edemezsin şimdi. Kimi tanıyor? Şimdi bu takıma hükmedi. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi şey kaçmış. İçeriden, söyleyemiyorum burada tabii. İçeriden İçeride çok zor. İçeride olarak gönderilmesi söz konusu bugün yani. Hakkı bence bu anlaşılır. Gitti yani. Aynen öyle. Şimdi bu tabii böyle teknik direktör bulmak yani manav gibi değil. Bana 2 kilo tart getir falan olmaz. Abi en kritik zamanda Feldkamp'ı yolladılar. Maçın bir şansı vakit var mı? Yok. Ne oldu? Yok baba sen de arabatı gibisin. Sonradan açılıyorsun. Tam kapatacağım bir şey var diyor. Yok ya. Demin doping olayı vardı. Bir gazete küpürüm vardı. Yok. Yok yetti. Burası tamam abi. Doping kontrolü bir gün Yunanistan'dayız. Bir UEFA maçı oynadık. Kapıya geldi bizim Ahmet abi vardı. Rahmetli oldu malzemeci bizim. Dedi Gökmen abi dedi. Beyaz gömlekli bir adam var dedi. Kapıda seni bekliyor. Hayır dedi. Vallahi de elinde bir şişe var. 40 euro falan götürmeye geldik sizi. Geldi bu. Gittim. Şişe dedim buyurun. Yok ya eskiden de süt şişeleri vardı ya cam hani. Evet. Ondan bir tane. Hayırdır dedim. Dedi doping kontrolü var. Bak o zamanlar öyleydi. 73 falan galiba. E ne yapacağım? Buna dedi idrar yapacaksın. Aldım bir şeye girdim içeri. Yok abi. Bütün terim falan gitmiş. Şimdi sondayla mı alıyorlar? Yok su. Ne şişeyle yapıyorlar ya? Bir dakika oğlum. Bir dakika. İşte su veriyorlar çıkartmıyorlar. Öyle değil. Bana soyunma odasına getir. Bu şişeye şey et diyor yani. Evet. Neyse abi. Bende yok abi. Bizim Ahmet abi. Dedim baba ne durdun? Ver bakayım dedi. Ahmet abi yazmış. Ahmet abi idrarı aldı. Gönderdik abicim. Dopikli bir hafta sonra bize. Ahmet abi dedi hastalık bütün hastalık yok abi bütün hastalıklar var adamda. İlaç da İnanamazsın şeker her şey var abiciğim. Neyse bir hafta sonra kulüpten bana telefon geldi. Yarın dedi o zaman hani İnanistan'ın sağ tarafında kulenin altındaydı. Evet. Evet bilirsiniz. Evet, evet. Orada doktorlar falan seni çağırıyorlar git gittim. Bir genç doktor oturuyor bir yaşlı bir doktor oturuyor. Şeber yaptı genç doktor. Dedi Gökmen Bey sizin lisansınız iptal olacak dedi. Neden dedim. Bir çıkardı listeyi abicim. Bir tane artıyor gebe eksi abicim. Tamam mı? Bakılan her şey tam geberik. Ben bir anda korktum. Nasıl oluyor dedim yani. Yok dedi. Bu şartlarla futbol oynamanız dedi. Sağlıklı görünüyorsunuz ama bu şartlarla oynamanız mümkün değil diyor şimdi. Ya dedim nasıl olur ben gayet sağlıklıyım falan dedim. Sidik değişik olunca. Sonradan şöyle yaptı. Yaşlı doktor baktı. Gökmen evladım dedi. Bu idrar senin mi değil mi dedi. Tabii bir de korktum da. Lisans iptal oluyor falan diyorlar. Dedim ki hayır benim değil dedim. Bende yok dedi. Bizim malzemeciye yaptır dedi. Oğlum dedi böyle şeyler ciddi şeyler dedi. Anladın mı? Yok dedi evet. Yani. Yaptığınız işlemiş yazıklar olsun. Aslında. Sorumluluğu fazla bu sene. Yine yani şimdi kaptanlığı vermeseler. Bir dakika. Kaptanlığı vermeseler o sorumluluğu almayacak mı yani? O kadar mı? Almaz Gökmen abi. Bak inan sen lütfen, de. O zaman bütün yani sorumluluğu alacak oyuncuların lütfen. Hepsine sorumluluk verecek. Kaptan yapacaksın. Yan yana çıkacak. Ama yani. Her oyuncu alakalı değil yani. Ya. Her oyuncu alakalı değil. Bugün çok formdasınız. Ya ne formu Serhat ya. Tamam. Ziya Şengil'e dönmek istiyorum. Lütfen ağzımdan bir şey çıkmasın. Dikkat edelim. Niye bekliyor Balta? Otobüs şeye bakıyor. Yardımcıya da bakıyor. Niye bakıyor? Niye bekliyor? Toprak İp'ten gelmedi ki. Yafasından geldi. Evet. Mustafa'dan geldi. Doğru mu? Evet. Aynen bakalım bir kez daha. Ya Balta'yı çok evet. Seviyorum da tam burada Balta gibi davranmış. Baksana orada dur. Bak. Rakip bunlar önce fırlıyor. Beraber fırlasalar. Fırlata gibi çocuk yaptı. Ya ben çok seviyorum dedim ama baltalık yapmış burada. Balta, hakikaten Hakan Balta aslan gibi. Yani bugün koydukları hedefler var işte. Saracoğlu'na final önce falan. Bu hocayla olmaz. Bu takımı taşıyamıyor. Biraz daha sabırlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Neyi sabırlı? Sinyaller kötü doğru. Serhat'cığım 65 gün geçmiş. Elinde geçen sene Kalli'nin takımı nasıldı ya ilk yarı? Tabanca gibiydi ya. Tabanca. Herkes koşuyor. Ayakları şeyine vuruyordu koşarken futbolcu. Koşma da göreyim hadi. Ama geçen sene de yine Kalli. İnsan utanır biraz. Yani o küfürler falan neye? Niçin? Peki senin ailene küfür etseler ne diyeceksiniz yani? Burada önerim şudur. Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanı'nı da kutluyorum.
taziyelerini bildirmişler. Taziye mi? Yani, nereden çıktı? Pardon, özür diliyorum. Aman abi. Allah korusun. Özür dilerini bildirmişler. Temennim tabii sene sonuna kadar. Geç oldu. Evet. Sene sonuna kadar bu feyir, bu saatlerde böyle şeyler oluyor. Diyalog, uzlaşıcı tavrın devam etmesini diliyorum. Abi sana Allah adına bir soru sor. Allah için bir soru sorayım. Allah Allah. Reklam aralarında. Senin adına sor. Bir dakika. Senin adına sor yani. Ben çok küfür etmedim. Sevgili kardeşim, ben zaten fazla küfür eden adamım. Karım da her zaman evden çıkarken ne olur Gökü küfür edeceksin de programda korkuyorum diyor. Önemli, şimdi burada bak, önemli kişilere küfür etmedi mi reklam aralarında? Yükmen abi bak. Ya biz ülke olarak aile kavramına değer veren insanlarız. Yani bu ana avrat küfürler falan, bunlara yani sempatik bakmak bile çok yanlış.